Palo Alto Networks IoT güvenliğine hoş geldiniz tekrardan. İsmim Selim. Exclusive Networks Ankara şubesinde yaklaşık 3 yıldır Palo Alto Networks güvenlik ürünlerinden sorumlu güvenlik mühendisi olarak görev yapmaktayım. Exclusive Networks kimdir? Kısaca ondan bahsedeyim. 2003 yılında Paris merkezli olarak kurulan 100'den fazla ülkede 1800'den fazla çalışanıyla siber güvenlik ve bulut çözümleri distribütör olarak hizmet yapan bir firma aslında Exclusive Networks. Exclusive Networks Türkiye'de 2014 yılında bu ekibe katılıyor. Öncesinde Bilişimcim adı altında hizmetlerini sağlıyor. Ne yapıyor? Türkiye'de ürün ve hizmet vermek isteyen üreticilerle belli konularda destek olan partnerleri bu üreticilerin ihtiyaçlarını belli bir noktada buluşturan bir firma aslında. Bu anlamda katma değerli servis ve teknoloji çözümler sunuyoruz. Yani sadece satış anlamında değil, teknik destek anlamında, eğitim anlamında da hizmetler vermekteyiz. Bu anlamda ekibimizin %58'ini zaten yaklaşık olarak %58'ini güçlü bir teknik ekip kadro oluşturmakta. Bu anlamda teknik destek, eğitim ve satış anlamında üreticilerle, partnerlerle ve müşterilerimizi aynı noktaya aslında buluşturuyoruz. Bu anlamda ürün portföyümüze kısaca değinecek olursam, farklı farklı alanlarda dediğim gibi çözüm ürün önerilerini, hizmetini veriyoruz aslında, distribütörünü yapıyoruz. Bu anlamda Palo Alto Networks de bu ürünlerimizden bir tanesi. Palo Alto Networks güvenlik ürünlerinde, cloud alanında, network alanında ya da endpoint alanında ya da IoT tarafında güvenlik çözüm ürünleri önerileri sağlayan global bir firma, adı duyulmuş bir firma. Şimdi bugün bahsedeceğimiz konu Palo Alto'nun bu çözümlerinden IoT güvenliği üzerine sunmuş olduğu çözümden bahsedeceğiz. Webinarımıza geçmeden önce bir duyuru da yapmak istiyorum. Webinarımızın sonunda küçük bir yarışmamız olacak, ödüllü bir yarışmamız olacak. Bu anlamda anlattığım sunum içerisinden bazı sorular soracağım size. Sorulara ilk yanıtlayan ve doğru yanıtlayan kişiye küçük bir ödülümüz olacak. Buradan da bilgisini iletiyor olayım. Bununla birlikte webinarımızın sonunda bir anketimiz olacak. Bu anket bizim için gerçekten çok önemli. Webinarla ilgili düşüncelerinizi, ürünle ilgili düşüncelerinizi belirtirseniz hem kendimiz açısından hem de sizin düşüncelerinizi öğrenmiş olur ve bu şekilde bir sonraki webinarlarda veya ürün üzerinde belki geliştirmeler sağlayabiliriz. Dedikten sonra şöyle kısaca bahsedeyim. Kısaca başlayalım webinarımıza. Şimdi IoT güvenliğinden önce aslında IoT güvenliğine neden ihtiyacımız var? Oradan başlayalım isterseniz ve IoT nedir? Ondan bahsedelim. IoT aslında kabaca açılım olarak Internet of Things olarak hani sunuluyor. Yani internete ya da network'e bağlı olan her şey olarak aslında tanımlıyoruz kabaca. Birçok platformlarda baktığınız zaman bu şekilde tanımlarını görmeniz mümkün. Bu ne anlama geliyor? İşte bugün ev ortamlarınızda ya da firmalarınızda ya da özellikle Endüstri 4.0'a geçtiğimiz şu günlerde endüstriyel otomasyon alanlarında birçok alanlarda IoT cihazlarını görürsünüz. Yani uzaktan belli parametreleri uzaktan network üzerinden ya da internet üzerinden ister lokal network olsun ister public network olsun direkt kontrol edebilmenizi olanak sağlıyor. Bugün evlerinizde bile bu IoT cihazlarını görmeniz mümkün. Ne yapıyorsunuz işte? Evinizin sıcaklık değerlerini, nem değerlerini ölçebiliyorsunuz ya da evinize taktığınız bir güvenlik kamerasını uzaktan görüntüleyebilir ve buna göre de güvenlik önlemlerini denetleyebiliyorsunuz. Gibi farklı farklı alanlarda aslında IoT hayatımızda önemli bir yer edinmeye başladı aslında. İşte duyuyoruzdur akıllı ev otomasyonları, akıllı araba sistemleri, akıllı binalar, akıllı her şey aslında akıllı hale geliyor. Ne yapıyor işte burada? Kullandığımız sistemleri uzaktan kontrol etmemizi sağlayayım. Tabii bununla birlikte baktığımız zaman hayatımızda evet gerçekten büyük bir yer ediniyor ve yapılan araştırmalara göre de 2026'nın sonuna kadar bu alanda IoT cihazlarının market üzerinde 1,1 trilyon dolar civarında bir aslında harcama yapılacağı öngörülüyor. Marketing'de yer edineceği söyleniyor. Ve 2025'in sonuna kadar da yaklaşık 25 milyar cihaz civarında dünya üzerinde bir IoT cihazlarının varlığından söz ediliyor. Bu anlamda baktığımız zaman IoT'nin ne kadar önemli olduğunu aslında görüntüleyebiliyoruz. Tabi burada aslında hepimiz biliyoruz bunu. Bunlar konuştuğumuz şeyler, bildiğimiz şeyler.
IoT kullanılıyor. Evet, güvenlik de bu IoT'nin hayatımızda yer edilmesi bir anlamda güvenlik üzerinde de ihtiyaçları doğuruyor. Bununla ilgili makaleler okuduysanız ya da vakalar incelediyseniz birçok vakayla karşılaşabiliyorsunuz. Hatta bazı dizi filmlerde bile eğer böyle meraklıysanız hacking filmlerinde falan ilk olarak ne yapıyor bir atacker? İşte kamerayı hackliyor ya da içerideki herhangi bir yazıcıyı, içerideki herhangi bir cihazı hackleyerek olaya başlıyor. Aslında baktığımız zaman iş hayatında hepimiz yani %75'imiz IoT'nin ne kadar güvenli olduğunu, güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Ama buna kaçınız, ne kadarınız hazır diye soracak olursak bu oran %16 olarak söyleniyor. Yani evet hepimiz aslında IoT güvenliğinin çok önemli olduğunu bahsediyoruz. Ama güvenlik önlemi olarak ne yapıyoruz, ne tür hazırlığımız var diye sorduğumuz zaman belki de çoğumuz bu soruyu yanıtsız bırakabiliyor. Şimdi bugün networking sistemlerin ya da şirketlerin karşılaştığı zorluklara bakacak olursak IoT'ler üzerinde. İlk olarak bu cihazlar ne yapıyor? İşte daha fazla artmaya başlıyor kullandığımız IoT cihazları. Yapılan araştırmada baktığımız zaman aslında şirket networklerinin %30'unu IoT cihazlar oluşturuyor. Ve bu gün geçtikçe daha da artıyor. Tabii arttıkça o cihazların envanter listesini tutmak, o cihazların network'ünü takip etmek, o cihazların yapmış olduğu trafikleri incelemek daha da zorlaşabiliyor. Ki birçok firmada gördüğümüz şu, evet IoT cihazları var. Yani mesela güvenlik kamera cihazları var ya da yazıcılar var. Bu cihazlar var ama pek önem verilmiyor. Diğer network'lere verildiği kadar önem verilmiyor. En fazla yapılan işlem nedir? İşte bir firewall'un arkasına konuluyor ve firewall'lar güvenli güveniliyor bu anlamda güvenliği sağlamak için. Ama bu anlamda bu cihazların işte üzerinde oluşabilecek bir zafiyetlere karşı önlem almak gerekiyor. Çünkü bunların kendilerine özgür bazı uygulamalar ya da protokolleri kullanılabiliyor. Bu anlamda işte bir zafiyet bulunsa bile bu cihazların üzerine patch çalıştırmak, patch atmak zor olabiliyor. Onların takibini yapmak zor olabiliyor. Bu aslında en çok karşılaştığımız sorunlardan ikincisi. Yani evet cihazların sayısı artıyor. Buna bağlı olarak da bir güvenlik riski oluşturuyor. Ve yapılan işlemler dediğimiz gibi yapılan işlem genelde şu oluyor. Herhangi bir bununla ilgili bir güvenlik uygulaması kullanılıyor ve firewall'un arkasına alınarak firewall üzerinde bir güvenlik önlemi alınmaya çalışılıyor. Ve gün sonuna geldiğimiz zaman bu cihazların güvenliğini sağlamak çok da kolay olmuyor. İşimizi bayağı bir zorlaştırıyor diyebiliriz. Çünkü bu cihazları kontrol etmek, bu network'u kontrol etmek ve üzerinden geçen zafiyetleri ya da zararlı trafikleri incelemek aslında göz ardı edilen konulara diyebiliriz. Tabi bu herkesi kapsamıyor. IoT üzerinde kendi çözümlerini üreten firmalar da var. Yani farklı çözümler kullanan firmalar da var. Ama onların yaptığı bazı eksiklikler de var aslında burada. Onlardan da bahsedecek olacak. Yani IoT üzerinde kullandığınız IoT cihazları güvenliğini sağlamak için kullandığınız bazı çözümler var. Ama bu çözümler arı bakıldığı zaman cihaz envanterini tam olarak karşılayamıyor. Yani cihazların listesini size çıkaramıyor. Ya da bu cihazların hangi cihazlar olduğunu detaylı olarak size bilgisini veremiyor. En fazla işte şunu yapıyor. İşte bu bir kameradır diyor. Ya da şu vendor'un şu kamerasıdır diyor. Ama bu arka planda çalıştırdığı operating sistemi, kullandığı patch'in üzerinden geçen uygulamaları size vermeyebiliyor. Veyahut da örnek veriyorum A vendor'unun ilk defa çıkardığı bir IoT cihaz, bir kamera diyelim ki ve onu siz kullanıyorsunuz. Daha önce görmemiş bir cihaz. Sizin IoT üzerinde kullandığınız çözüm buradaki ürünün ne olduğunu size çıkaramayabiliyor. Bu anlamda eksik kalıyor. Ne yapıyorsunuz işte? Siz de şunu yapıyorsunuz. O bilan içerisine giriyorsunuz. O örnek veriyorum o IoT cihazların kullandığı bilanlar içerisinde Mac tablosundan, Arc tablosundan bakarak tamam bu kameraymış şeklinde yorum yapabiliyorsunuz en fazlasında. Ya da bu cihazlar en fazla size IP'nin ne kadar adresi bilgisi verebiliyor. Bu anlamda bir eksiklik ortaya çıkıyor. Tabii bu cihazlara baktığınız zaman ya güvenlik yapıyor ya da görüntüleme sağlıyor. Yani size envanter listesini çıkarıyor. Bu anlamda çoğusu envanter listesini çıkarıyor ve güvenlik anlamında eksik olduğunu görüyoruz. Yani protection'ın olmadığını görüyoruz ki bu da büyük bir sorun. Yani siz tam görüntülüyorsunuz cihazların ne olduğunu görüntülüyorsunuz ama onun üzerinden geçen riskleri, zararlıları, anomalileri tespit edemiyorsanız aslında sadece elinizde bir envanter listesi kalmış oluyor. Bu anlamda da büyük bir zorluk ortaya çıkarıyor.
Ve son olarak da baktığınız zaman bu ürünler ne yapıyor? Size diyor ki işte bir firewall'unuz olsun ya da şöyle bir ürününüz olsun, şöyle bir ürün de yanına almanız gerekiyor şeklinde şey yapıyor. Bu sefer ürün sayısı artmış oluyor ve bu ürünleri network'ünüze entegre etmek çok daha zorlaşabiliyor. Bu anlamda network'ünüz belki topolojinizi tekrardan dizayn etmeniz gerekiyor, segmentasyon yapmanız gerekiyor. Ve günün sonuna baktığınız zaman uygulamanın yani buradaki çözümü uygulamanın ne kadar zor olduğunu görebiliyorsunuz. Palo Alto'nun sunduğu çözüm önerisine geçmeden önce tekrardan IoT'nin ne kadar önemli olduğunu bahsetmek istiyorum. Burada sadece güvenlik vendorları değil ya da sadece Palo Alto değil, aslında birçok alanda, birçok üniversite, birçok farklı vendorlar IoT güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu size söylüyor ve bunlarla ilgili ne kadar farklı haberlerle ya da makalelerle, vakalarla karşılaşıyorsunuz. Kullandığı yöntem aslında sizin içerideki IoT cihazının bir zafiyetinden faydalanarak içeriye sızmayı sebep olabiliyor ve bu şekilde sisteminize sızmayı başarıyor. Burada Palo Alto Networks önerdiği aslında adımlar var. Diyor ki işte bir sistemimizin IoT cihazlarının güvenliğini sağlamak için 5 adımlı bir yöntem sunuyoruz biz diyor ve bu yöntemleri uygularsanız en optimal şekilde bir IoT sistemi elde edersiniz diyor. Bunlar nedir? İlk olarak diyor ki cihazınızda her şeyden önce envanter listesini çıkarmanız gerekiyor. Yani hangi cihazın hangi vendor'ı, hangi modeli, hangi versiyonu, hangi application'ları olduğunu en detaylı düzeyine kadar en dip şekilde, en derin şekilde anlamanızı sağlıyor. Yani anlamanız gerekiyor diyor. Bu cihazın ne olduğunu öğrenmeniz gerekiyor. Cihazı öğrendikten sonra bunun bir risk analizini çıkarmanız gerekiyor. Yani cihazın üzerinden geçen riskleri, anomalileri, işte zafiyetleri sizin incelemeniz gerekiyor. Buna göre, bu risklere göre tabii bir de severitisini çıkarmanız gerekiyor. Belki bazı zafiyetler çok daha dikkat alınacak bir zafiyet değil. Yani informational seviyede bir diyelim ki bir risk taşıyor. Her riskin severitisi birbirinden farklı olabiliyor. Bu anlamda size riskleri hem riskleri çıkarıp hem de bu risklerin severitisine göre kategorilendirebiliyor. Üçüncü olarak bunları aslında Discovery kısmında yaptığımız işler. Discovery'de cihazları tespit ediyor ve risk analizi çıkarıyor. Tabii risk analizi çıkardıktan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bu riskleri azaltmamız gerekiyor. Bu adımda da üçüncü kısma geçiyor aslında. Burada action, aslında Discovery ve action diye ayırıyor ve bunları 5 adımda sıralıyor. Action kısmına geldiğimiz zaman üçüncü adımda ne yapıyor? Buradaki zafiyetleri, riskleri size önerilerde sunuyor ve bunlara karşılık polislerle bu riskleri azaltmanızı, uygulamanızı tavsiye ediyor ve buna göre aksiyon almanızı sağlıyor. Dördüncü adımda bilinen threatlere karşı güvenlik önlemini sağlıyor. Zaten kullanmış olduğu Palo Alto'nun firewall cihazı üzerinde bilinenlere karşı önlem alınıyor. Bilinmeyenlere karşı tespit edip bilinmeyen tehditlere karşı da aynı şekilde respond vermenizi sağlıyor. Aslında yaptığı işlem burada 5 adımlık bir süreç en optimal şekilde getirmek için. Şöyle IoT Security'ye Palo Alto üzerinden geçecek olursak, Palo Alto Networks 2000 bunu peki nasıl sağlıyor Palo Alto IoT üzerindeki güvenliğini? Şu şekilde sağlıyor. 2019'du sanırım. 2019-2020 yılları ya da 2020 başları da olabilir. Zingbox ürününü, firmasını kendi bünyesine kattı. Bu anlamda kendi machine learning ve kendi teknolojisini de bununla birleştirerek cloud-based bir uygulama ortaya çıkardı. IoT Guardian şeklinde. Bu ne yapıyor bu IoT Guardian? Şunu yapıyor. Sizin sisteminizdeki ürünlerin komple bir visibility'sini sağlıyor. Yani cihazların envanter listesini çıkarıyor size. Sadece envanter listesini çıkarmakla kalmıyor. İşte bunu hangi vendor, hangi operating sistem kullanıyor, hangi modeli kullanıyor ya da üzerinden geçen uygulamaları, işte üzerindeki severity'leri bakıyor. Hangi VLAN'da, hangi ne tarafa doğru trafikler oluşturmuş. En detaylısına kadar size güçlü bir dashboard aracılığıyla size bunları sağlayabiliyor. Burada tabii sadece bilinen cihazlar değil, unseen olarak yani daha önce görünmemiş olan cihazlarda bile bunu sağlayabiliyor. Ne yapıyor işte? Makine öğrenmesi, yani machine learning algoritmasını, kendine özgü machine learning algoritmasını kullanarak daha önce görmemiş cihazların hangi cihaz olduğunu, ne tür cihazlar olduğunu size raporunu çıkarabiliyor. İkinci aşamada risk analizi yapabiliyor, daha derinlemesine. Bu anlamda kullanılan ilgili IoT cihazı üzerindeki anomalileri, vulnerability'leri yani zafiyetleri
tespit edebiliyor. Dakikalar içerisinde bunu tespit ediyor ve severitesine göre size alertler oluşturabiliyor. Severitesine göre gruplar oluşturabiliyor gibi risk analizleri yapabiliyor. Ve günün sonunda bu risk analizlerine göre bir policy enforcement yaparak sisteminizde güvenlik önlemi almanızı sağlıyor. Buna göre işte device ID, app ID ya da user ID bazlı olarak güvenlik önlemi almanızı sağlıyor aslında burada. Şimdi az önce aslında bahsettiğimiz konu yine aynı şekilde. Sadece cihazın işte bu ne kamera ya da işte type'ına göre değil, modeline göre, instance'ına göre analizler, şeyler yaptırabiliyor bu anlamda. Daha derinlemesine network'ünüz üzerinde, sistemin üzerinde kullanılan IoT cihazların daha derinlemesine analizlerini yapmanızı sağlıyor. Peki deployment kısmına baktığımız zaman bunu nasıl yapıyor? Şu şekilde yapıyor aslında. Mevcut Palo Alto firewall'unuz olduğunu düşünün ya da ilk defa da kuruyor olabilirsiniz, hiç fark etmiyor. Siz bu firewall'u network'ünüzde bir değişiklik yapmadan, yeni bir cihaz kurulumu yapmadan, segmentasyon yapmadan şunu yapabiliyorsunuz. Bu cihazı direkt sensör olarak da kullanabiliyorsunuz. Hem sensör olarak kullanıyorsunuz hem de güvenlik prevention olarak kullanabiliyorsunuz. Ne demek bu? Şu anlama geliyor. Siz firewall'u sensör olarak kullandığınız zaman işte sisteminizdeki bütün verileri işte bakıyor. Ona göre sisteminizdeki IoT cihazların loglamasını yapıyor. Bu loglamayı yaptıktan sonra cloud'a gönderiyor. Cloud üzerinde Cortex Data Lake dediğimiz bir sistem var aslında. Bu sistem üzerinde dataları biriktiriyor ve Zingbox IoT Guardian ürünüyle birlikte bu analizleri inceliyor. Belli profillere göre standart kategorizasyonunu yapıyor, risk analizini yapıyor. Risk analizine göre de firewall'un üzerinde otomatik olarak kural basmanızı sağlıyor aslında. Yaptığı işlem burada bu. Sorularınızı şeyden sonra, webinardan sonra alabilirsem bölünmeden devam etmiş oluruz. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz adımlara tekrar geri dönecek olursak bunlara daha detaylı olarak bakalım neler yapıyor, neler yapmıyor diye. İlk olarak ne demiştik? Bir IoT asset listesini anlamanızı sağlıyor. Yani size IoT cihazlarının neler olduğunu anlamanızı sağlıyor. Bunu anlarken machine learning ve app ID üzerinde app ID algoritmalarını kullanıyor ki zaten app ID üzerinde güçlü bir yapısı var Palo Alto'nun. Buna machine learning algoritmalarını da ekleyerek böylece sisteminizdeki en doğru, en güçlü bir şekilde cihazlarınızın detaylarına ulaşabiliyorsunuz bu anlamda. İkinci olarak risk analizi yapabiliyordu. Risk analizinden sonra bu risk analizine göre response verebiliyordu. Polislerle bu riski azaltabiliyordu. Bilinen threatlere karşı önlem alıyor. Bilinmeyen threatlere karşı da detection ve response sağlayabiliyor. Bunlara şimdi kısaca daha detaylı olarak bakalım. İlk aşamada ne demiştik işte asset, işte o cihazın ne olduğunu anlıyor demiştik. Bunu neye göre sağlıyor? Bunu bir kere kategorisine göre anlayabiliyor. Yani kategorilendirebiliyor. İşte bu bir network cihazıdır. İşte bu bir ofis cihazıdır. Örnek veriyorum. Ya da bu bir medical alanda kullanılan bir cihazdır şeklinde bir size kategori olarak cihazları listeleyebiliyor aslında. Açtığınız zaman bu ekranda, slide'da gördüğünüz gibi bir ekran sizi karşılıyor. Bu anlamda cihazların işte kaç tane cihaz var, bunlardan kaç tanesi IoT cihazlarını gösteriyor, protokollerini gösteriyor, networklerini gösteriyor. Sizin farklı farklı VLAN'lardaki IoT cihazlarınız olabilir. Bu cihazların kimlerle haberleştiğini aslında gösterebiliyor. Risk durumlarını gösterebiliyor yine bu anlamda. Kategorilerini gösterebiliyor. İşte bu kategorilerin altındaki cihazları gösterebiliyor. Bunu nasıl yapıyordu? İşte machine learning kullanarak sınıflandırma yapabiliyor. Model vendor ya da operating sisteme bağlı olarak, kategoriye bağlı olarak ya da default'ta kullandığı profilleri kullanarak. Ve siz bu profilleri tabii customize edebiliyorsunuz. Sadece cihazla ilgili bilgileri sunmuyor. Ayrıca içerisindeki VLAN'ları ve subnetleri görüntüleyebiliyor bu cihazın kullanıldığı, bulunduğu VLAN'ları. Application'ları, protokolleri ve App ID entegrasyonları görebiliyor. Davranışları ve davranışlarına göre topolojiyi çıkarabiliyor. Kimlereyle haberleşmiş bunların şeyini görüntüleyebiliyorsunuz. İkinci kısımda risk analizi demiştik. Risk analizini nasıl yapıyor? Yine davranışlara göre, profillere göre risk analizini yapıyor.
Bu anlamda anomali varsa, vulnerability'leri ya da işte herhangi bir tehdit varsa bu şey üzerinde size alertler sunabiliyor. Bununla ilgili yine aynı şekilde ekran üzerinde, dashboard üzerinde görüntülemeler sağlayabiliyorsunuz. Bu zafiyetlerin CVE kodlarına kadar size bilgiler verebiliyor ve bunu dakikalar içerisinde yapıyor. Günün her saatinde, herhangi bir zamanında hiç fark etmiyoruz. Bu analizleri size sunmuş oluyor. Üçüncü olarak şimdi analizi yaptık. Analizden sonra ne yapmamız gerekiyor? Size bir policy recommendation yapıyor. Yani diyor ki işte siz analizi yaptıktan sonra o analize göre firewall üzerinde kural basabilmenizi sağlıyor. Bu anlamda detaylarını aslında sunumun sonlarına doğru biraz daha bahsedeceğiz. 10.0 yeni çıkan Palo Alto'nun 10.0 versiyonunu kullanıyorsanız üzerine otomatik olarak kuralları basabiliyor ve bu kuralları user ID, app ID ya da device ID bilgilerine göre yapabiliyor. Burada işte device ID yeni gelen aslında yine özellik. Buna göre kurallarınızı oluşturmanıza olanak sağlıyor. Bu anlamda ayrıca bilinen threatlere karşı zaten Palo Alto üzerinde, yani firewall üzerinde zaten bir kontrol sağlayabiliyordunuz, güvenlik sağlayabiliyordunuz. Bunu nasıl yapıyordunuz? Context ID dediğimiz bir yapısı vardı, parametre kullanıyordu. Threat Prevention, DNS Security, Wildfire URL Filtering gibi parametreleri kullanarak IoT cihazları üzerine geçen trafiklerin bilinen tehditlere karşı önlem alabiliyorsunuz bu noktada. Tabi burada yenilenen teknolojisiyle, yani 10.0 ile birlikte aslında IoT üzerinde, aslında geçtiğimiz günlerde IoT üzerinde de artık bazı güncellemeler yaptı bununla ilgili, Context ID ile ilgili. Bu anlamda bilinen tehditlere karşı engelleme yapabiliyorsunuz. Bilinmeyen tehditlere karşı ne yapıyorsunuz? Bilinmeyen tehditlere karşı yine aynı şekilde IoT Guardian üzerinde Machine Learning algoritmasını kendisi kullanarak zafiyetleri tespit edebiliyor. Bilinmeyen tehditlerin hangi trafikleri, hangi pet üzerinden geçtiğini görüntüleyebiliyorsunuz. Onunla ilgili rapor alabiliyorsunuz, detaylı olarak rapor alabiliyorsunuz ve bununla ilgili yine response, firewall üzerine response dönebiliyorsunuz. Tabii günün sonuna geldiğiniz zaman ne elde etmiş oluyorsunuz? Bir kere dakikalar içerisinde deployment'ı sağlamış oluyorsunuz. Herhangi bir işte şuraya şu cihazı kurayım, şuraya güvenlik için cihazı kurayım demenize gerek kalmıyor. Var olan zaten firewall'unuzu hem bir sensör olarak kullanıyorsunuz hem de uygulama olarak kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda size yapınızda, kendi yapınızı, kendi mimarinizi kullanarak güvenliği oluşturmuş oluyorsunuz. Böylece herhangi bir birim, IoT için bir birim oluşturmaya gerek kalmadan IT birimindeki, IT güvenlik birimindeki ekibinizi bu kısma adapte edebiliyorsunuz ve bu konuda da o kişilerin zaten var olan yeteneklerini, var olan özelliklerini bu noktada birleştirmiş oluyorsunuz. Ve günün sonuna geldiğiniz zaman tamamıyla komple bir IoT security elde etmiş oluyorsunuz. Bilinen zararlara ya da bilinmeyen threatlere karşı zafiyetleri elde etmiş oluyorsunuz. Engelleme, güvenlik sağlamış oluyorsunuz ve bir cihazların keşfetmiş oluyorsunuz detaylarına gelene kadar. Şimdi baktığımız zaman aslında bunu belki sunumun başında da söyleyebilirdik. Palo Alto'nun yapmış olduğu threat report'a göre en çok risk teşkil eden ürünler hangileri olarak baktığımız zaman medikal anlamda aslında medikal sistemlerin %51'i risk teşkil ediyor, IoT cihazlarını oluşturuyor. Security kameraların aynı şekilde, yazıcıların aynı şekilde. Bu anlamda aslında tekrardan IoT güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yine diğer bir rapora baktığımız zaman bu zafiyetlerinin %26'sı işte user practice olarak, yani password phishing ya da farklı bir atak tarzı olarak ya da %41'i exploit olarak, network scan olabilir, remote code execution olabilir, command injection olabilir gibi gibi farklı alanlarda bu cihazlara karşı ataklar olduğunu görüntüleyebiliyoruz. Bunlarla ilgili raporlar olduğunu görüyoruz aslında. Şimdi aslında sunumun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki Palo Alto'yu, yani Palo Alto'nun sunmuş olduğu bu çözüm önerisinin diğer şeylerden farkı ne? Onlara baktığımız zaman ilk olarak söyleyeceğimiz şey komple bir ürün portföyü sağlamış oluyor size. Yani size tutup işte şu ürünün şu güvenlik için şu ürünü alın, işte ya da tespit için şu ürünü alın şeklinde bir öneri sunmadan direkt olarak tek bir
cihaz içerisinde, tek bir yapı içerisinde tüm bunları sağlayabiliyorsunuz. Çünkü bazı vendörler mesela şunu yapabiliyorlar. Sensör alanda evet güçlüler. Sisteminizdeki cihazları görüntüleyebiliyorlar. Risk analizi yapabiliyorlar ama prevention alanında eksik kalabiliyorlar. Bu anlamda prevention için başka bir firewall vendöre ihtiyaç duyabiliyor. Bu da size neye sebep oluyor? İşte başka bir vendörle konuşlandırdığınız zaman o vendörün de yönetimi sağlanması gerekiyor. Bu cihazın da yönetimi sağlanması gerekiyor. Bu anlamda iki farklı cihazın yönetimini sağlamanız gerekiyor. Herhangi bir sorun oluşması halinde hangi cihazdan sorun oluştuğunu tespit etmeniz gerekiyor. Ekstra bir efor sağlamanız gerekiyor. Ya da network'ün üzerinde bir segmentasyon belki ya da bir değişiklik yapmanız gerekiyor gibi zorluklarla karşılaşabiliyorsunuz. Palo Alto buradaki zorluğu aslında kaldırabiliyor. Ya da yine aynı şekilde visibility artırıyor burada. Kontrolü sağlıyor network'lerinizin üzerinde. Signature olarak detection sağlıyor. Bunu aslında 10.0 versiyonu da daha detaylı olarak göreceğiz. İlerleyen zamanlarda Palo Alto 10.0 versiyonuyla ilgili bir webinar da yapacağız. Artık 10.0 ile birlikte signature olarak değil, machine learning based bir protection, prevention sağlayacağız. Bu anlamda IoT üzerine de aynı entegrasyonu yaptı. Signature olarak yani machine learning algoritmalarını kullanarak bir prevention sağlıyor. Bu neyi sağlıyor? Hem daha hızlı, hem daha sağlıklı, daha doğru bir aslında detection ya da discovery sağlamış oluyor bu anlamda. Ve günün sonunda baktığınızda başka bir güvenlik birimine, başka bir ekibe ihtiyaç duymadan var olan mevcut biriminizle de buradaki güvenliği sağlamış oluyorsunuz aslında. Şimdi şöyle tekrardan şeyden bahsedecek olsak, şuradan da kısaca bahsedeceğim. Şimdi ne yapıyor demiştik? Sisteminizde IoT cihazlar var. Farklı farklı alanlarda ya da IoT cihazlarınız var. Ne yapıyorsunuz? Firewall'unuzda, Palo Alto Firewall'unuzda buradaki cihazların listesini çıkarabiliyorsunuz. Yani logları alıyorsunuz aslında buradaki cihazların loglarını alıyorsunuz. Bunu Data Lake üzerine gönderiyorsunuz. Palo Alto Cortex Data Lake üzerine gönderiyorsunuz. IoT Guardian ürünüyle cloud based olarak çalışıyor demiştik. Data Lake üzerindeki bu logları alıyor, inceliyor. Buna göre cihaz envanter listesini çıkarıp, cihazın trafiğini çıkarıp, cihazla ilgili bütün detayları size sunuyor. Ve risk analizi yapıyor buna ek olarak. Sonrasında ise o risk analizine göre firewall'larımızın üzerine aslında bir otomatik olarak policy gönderme anlamında size yardımcı oluyor. Yönetim anlamında size yardımcı olmuş oluyor. Bu anlamda tabii bunun için Firewall'unuz 10.0 versiyondaki firewall'lar için bu otomatik olarak policy basmayı sağlıyor. Ondan önceki versiyonlarda hani bunu da söyleyelim. Ondan önceki versiyonlarda sizin manuel olarak yazmanız gerekiyor. Zaten geldiğimiz noktalarda 10.0'a doğru ilerliyoruz. Bu anlamda hani 10.0 üzerinden konuşmak aslında bir yerde doğru olacaktır diye düşünüyorum. Başka ne yapıyor biliyoruz. Bildiğiniz gibi firewall kullanıcısınız bir etiler rapor çıkarabiliyordunuz. Sistem üzerindeki bütün güvenlikle ilgili olarak bütün raporları aslında bu rapor içerisinde bulabiliyordunuz. Yine aynı şekilde IoT cihazlarınızla ilgili de size bir etiler rapor çıkarmanızı sağlıyor. Böylece ay sonunda ya da belli bir zaman geçtikten sonra bu raporlar sonucunda bir risk analizi yapmış bir olabiliyorsunuz. Bu anlamda diyebiliriz. IoT güvenliği ile ilgili temel olarak bahsedeceğim şeyler bunlar. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Palo Alto'nun bütün sorular biraz şey görüyorum ama Palo Alto'nun bütün ürünleriyle çalıştırabiliyorsunuz. Yani 30-20 cihaz olsun, 220 cihaz olsun, 220 R cihaz olsun hiç fark etmiyor. Bütün modelleriyle bunu çalıştırabiliyorsunuz. Hiç sorun olmuyor. Sadece bunda belki bir eksiklik olabilir aslında. 10.0 versiyonu otomatik olarak kural basıyorsunuz demiştik. Hani bu noktada 30-20 cihazı bildiğim kadarıyla 10.0 versiyonuna belki desteklemiyorsa eğer o konuda hani sadece bir eksiklik olabilir ama ondan öncesinde
bütün bahsettiğim tüm özellikleri burada da sağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir model bağımsız bir şekilde. Aynen öyle. Cloud based olarak çalışıyor. Bu şey ürünü. IoT Guardian ürünü cloud based olarak çalışıyor. Henüz aslında bunun cloud üzerine taşındı. Cloud based olarak çalışıyor. Bu anlamda hani sisteminize herhangi bir kurulum entegrasyon yapmanız gerekmiyor. Sadece firewall'ınızı entegrasyon yaptıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Cloud entegrasyonu olmadan şu anda çalışmıyor. Yani zaten SaaS application olarak sunuluyor karşı müşterilerine. Bu anlamda cloud based olarak çalışan bir yapı var aslında. Hub üzerinden, Palo Alto Networks üzerinden çalışıyor diyebiliriz aslında. Lisansla ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Lisansla ilgili olarak bir Cortex Data Lake olması gerekiyor ve bu arada bir de IoT Guardian sahip olmanız gerekiyor. Bunlar tek bir bundle olarak, tek bir paket olarak alıyorsunuz. Yani aslında şey aldığınız zaman bu Guardian aldığınız zaman Cortex Data Lake'i de size vermiş oluyor. Dataları orada toplayıp o şekilde çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Başka sorusu olan var mıdır? Sorularınız yoksa yarışmamıza geçmek istiyorum. Geçmek istiyorum. Şöyle daha az önce soruları tam olarak göremedim mi? Aslında burada şöyle çalışıyor. Siz firewall'unuzu biliyorsunuz. Palo Alto firewall'un portlarını aynı anda hem layer 3, layer 2 ya da VirtualBox ya da Tapmut'ta çalıştırabiliyorsunuz. Bu anda şunu yapıyor. Siz bu portları ister VirtualBox veyahut da işte Tapmut'ta çalıştırıyorsunuz ve logları bu şekilde toplayıp gönderiyor. Yani herhangi bir SNMP paketi gönderme ya da şey olmuyor. Yani daha doğrusu ben dokümanlarda karşılaşmadım. Hani çalışması aslında bu şekilde. Başka sorusu olan var mıdır? Sorularınız yoksa ben o zaman yarışmamıza geçiyorum. Şimdi yarışmamız şu şekilde olacak. Şöyle farklı farklı browserlardan üzerine geçeyim. Cloud.it adresine giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra Cloud üzerinden yapacağız bu yarışmayı. Ben şöyle oyunda başlatayım. Şunu şuraya alacağım. Burada şunu sesini şöyle kısayım. Burada görmüş olduğunuz ID, az önce gösterdiğim sitenin içerisine girip isim soy isimle birlikte girin. Sonrasında size soruları bu ekrandan göstereceğim. Cevapları kendi paneliniz üzerinden cevaplayacaksınız ve o soruları kendi panelinizden de göremeyeceksiniz. Örnek veriyorum ben size işte soruyu soracağım. Şıklar, sorunun şıkları da burada olacak. Örnek veriyorum kırmızı, sarı, yeşil şeklinde siz ekranınızda göreceksiniz. Ve cevabı bu ekran şeklinde, bu ekranlardaki butonlara tıklayarak yapacaksınız cevapları. Herkes hazırsa başlatıyorum oyunu. Biraz daha bekleyelim.
Sanırım başlayabiliriz. Dediğim gibi soruları başlatacağım. Soruları gördüğünüz zaman en hızlı cevap ve en hızlı ve doğru cevap veren her soru üzerine puanlama yapılıyor. Yarışmanın birincisi olacaktır. Başlatıyorum ben soruları. Şöyle. İlk sorumuz Palo Alto IoT güvenlik özelliği hangisidir? Bundan bahsetmiştik. Bu sunumun başında bahsettiğimiz şeyde aslında 3 aşamada Complete Visibility, Built-in Enforcement ve In-Depth Risk Analysis yapabiliyordu. Bu yüzden bütün aslında sorular doğruydu. Hepsi cevabı idi. Diğer soruya bakalım. Bu sorumuzun birincisi Alper Erdaş. Tebrik ediyoruz ve diğer soruya geçiyorum. Bunu aslında bu soruyu sunumun ilerleyen ortalarında görmüştük. Öncelikle ne yapıyorduk? İşte cihazın varlığından, neler olduğundan bahsediyor, anlıyordu, cihazın ne olduğunu keşfediyordu. Sonrasında bununla ilgili risk analizi çıkarıyordu. Burada doğru cevap aslında mavi tıklı cevaptı. Yine Alper Erdaç, tebrik ediyorum. İkinci sorunun cevabını da doğru bildi. Ve son sorumuza geçiyorum. Son soru sonunda da kazananı da artık belirlemiş olacağız. Bu biraz hani son soru olması bakımından biraz zor aslında. Diğer sorulara göre biraz daha zor olmasını tercih ettim. Hatırlarsanız sunumun sonunda ortada topladığı bulut alanında Cortex Data Lake kullanıyor. Dataları topladığı yer. Ona göre IoT Guardian buradaki dataları alıp analiz ediyordu. Bununla ilgili açıklama yapma gereği duydum. Bu anlamda cevabımız Data Lake'ti. Biraz hani zor olmasını tercih ettim son sorunun final sorunu olsun diye. Hem birinciyi de belirler diye düşündüm. Bakalım birincimiz kimmiş? Bu arkadaş şimdi ismini şey olarak yazmış ama bir yazabilir mi? İsim soy isim olarak belki bulmamız soru olabilir. İkinciye maalesef tesadüfümüz yok ama bir sonraki belki webinarlarda bununla ilgili yine ödüllerimiz olacaktır. Katılımınızı, takibinizi tavsiye ediyoruz. İhsan Çakmaklı Hocam, tebrik ederim. Webinardan sonra sizinle iletişime geçilecektir. Katıldığınız için ben çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sorularınız olursa ya da danışmak istediğiniz konular olursa IoT Security ile ilgili benimle ya da birimizle iletişime geçebilirsiniz. Ekrandaki iletişim adresleri üzerinden, mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki webinarlarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın diyorum. İyi günler diliyorum.